Washington'dan iyi akşamlar. VOA Türkçe'nin Eko Türk için hazırladığı Stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Evet, bugün günün gündemine bakacak olursak kritik seçim bölgelerinde başkan adayları Trump ve Biden'ın seçim çalışmaları devam ediyor. Ve o kritik eyaletlerde yapılan anketlerde şu anda Biden'ın önde gittiğini görüyoruz. Amerika'nın gündemini anlatacağımız programımızda hemen bağlantılarımıza bakalım. Trump ve Biden'ın programlarını, son anketleri ve Amerika'daki koronavirüs vakalarını Serhan Akif Akyıldız bizlere anlatacak. Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyesinin Senato Komisyonu'ndaki oturumunda artık bugün son gün. Yargıç Amy Barrett'ın oturumunda yaptığı açıklamaları, yardım paketi konusundaki son bilgileri Özlem Tınaz'dan alacağız ki Trump bugün önemli bir açıklama yaptı bu konuda. Amerika'nın işsizlik rakamlarını, finans piyasalarındaki son durumu da New York'tan Aslı Perit'ten alacağız. Bu hafta işsizlik başvuruları biraz fazla geldi. İlk kez bu pandemi döneminde böyle bir artış görüldü. Rakam tabii ki öncekilere göre düşük ama yine bu artışın sebeplerini Aslı Perit anlatacak. AB gündeminde Türkiye ve Rusya yaptırımları olacak. Yeniden geliyor bu yaptırımlar. Neler olabilir? Nasıl olacak? Ve Fransa'da 20 milyon kişiyi etkileyecek sokağa çıkmak kararını Paris'ten Arzu Çakır'dan öğreneceğiz ki pandeminin ikinci evresi yayılması bütün dünyada hızla devam ediyor. Hemen Washington'dan Serhan Akif Akyıldız'dan başlayalım. Amerikan başkanlık seçimi kritik eyaletlere kilitlendi diyebiliriz. Biden ve Trump da bu eyaletlere yükleniyor. Bu arada erken oy kullanma merkezlerindeki yoğunluk da dikkat çekiyor. Son bilgilere geçelim. Son bilgiler, anket sonuçları yine Biden'ın 11 puan önde olduğunu gösteriyor. Serhan'a hemen soralım. Serhan, nerede bugün adaylar Biden ve Trump ve anket sonuçları neler diyor bugünlük? Serdar, başkanlığın Trump az önce Kuzey Carolina'daydı. Kuzey Carolina'da kritik eyaletlerden biri seçim için. İşte orada havaalanında çok kalabalık, binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenlediğine, miting gene eleştirilere sahne olduğu koronavirüsün nedeniyle insanlar omuz omuzaydı. Maske takanların sayısı çok azdı. İşte o Kuzey Carolina'daki mitinginde demokratları eleştirdi, Joe Biden'ı eleştirdi. Eleştirdiği isimler arasında Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki isim Anthony Fauci de vardı. Trump konuşmasında maske takanların da virüse yakalanabildiğini söyledi miting sırasında. Dün de Iowa'daydı Başkan Donald Trump. O da kritik eyaletlerden biri. Son anketlere göre Biden'la Trump iki isim başa baş görünüyorlar o eyalette. İşte Iowa'da da seçmenlerden kendilerine destek vermesini istedi. Trump'ın bugün programı yoğun. Kuzey Carolina'dan sonra şu anda Florida'ya doğru uçuyor. Miami'de NBC televizyonunun düzenleyeceği bir seçim programına katılacak. Halkın sorularını yanıtlayacak seçim programı demişken NBC'ye bu konuda eleştiriler var televizyon kanalına. Çünkü aslında bugün İki isim 15 Ekim'de karşılıklı yüz yüze bir tartışma programında karşı karşıya geleceklerdi. Ancak Başkan Donald Trump'ın virüse yakalanması nedeniyle o program biraz tartışmalara neden oldu. O programı düzenleyen seçim komisyonu iki ismin internetten, sanal ortamdan tartışacaklarını açıklamıştı. Ancak Başkan Donald Trump buna katılmayacağını belirtti ve 15 Ekim'deki o program iptal edildi seçim komisyonu tarafından. İşte yaklaşık Hollywood dünyasından, sinema sektöründen, eğlence dünyasından 100 kişilik bir grup NBC televizyonuna mektup gönderdiler ve Başkan Donald Trump'a bu hakkın verilmesini eleştirdiler. Peki Joe Biden nerede? Joe Biden da bir başka seçim programına katılacak. O da ABC televizyonunda yayınlanacak. Joe Biden Pensilvanya'da bu programa katılacak. Başkan Donald Trump da Miami'de katılacak. İki televizyon kuruluşu da, hemen onu söyleyelim, gerekli sağlık önlemlerinin, sağlık koşullarının oluşturulduğunu, hazırlandığını belirttiler. Anketlere gelecek olursak, son anketlere göre Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın önünde 11 puan önünde ülke genelinde. Bununla birlikte 29 Eylül'de ilk defa iki isim karşı karşıya gelmişti tartışma programında, hatırlayacaksın. O programdan sonra yapılan ankette iki isim arasında 14 puanlık bir fark vardı. O fark 11'e inmiş görünüyor. 11'e inmesiyle birlikte hala iki rakamlı üstünlüğünü sürdürüyor Joe Biden. Eyaletlere gelecek olursak,
Hemen Arizona'dan başlayalım. Arizona genelde cumhuriyetçi başkan adaylarına oy veren bir eyalet olmasına rağmen anketlerde Joe Biden'ın üstünlüğü devam ediyor son bir süredir. İşte son ankete göre de %4 oy bandında önde görünüyor Trump'ın karşısında Joe Biden. Bir diğer eyalet Georgia eyaleti, o da genelde cumhuriyetçi isimlere oy veren bir eyalet olarak bilinmesiyle birlikte oradaki fark daha fazla Biden'la Trump arasında. Georgia'da 7 puan önünde götürüyor yarışı Joe Biden Trump'ın önünde. Bugün miting düzenlediği Kuzey Carolina'ya gelecek olursak iki isim arasındaki puan farkı da 4. Bu arada korona seçim etkinliklerini de etkiliyor tabii. Biden'ın seçim ekibinden 2 çalışan da koronavirüsü tespit edildi. Bu nedenle Kamala Harris'in seçim çalışmalarına ara verdiği açıklandı. Amerikan medyasına göre pazar gününe kadar seçim çalışmaları yapmayacak. İki ismin, Biden ve Kamala Harris'in de bu iki çalışanla yakın temasta olmadığı belirtildi. Son bir not paylaşalım seçim etkinlikleriyle ilgili olarak. Eski Başkan Barack Obama sahneye çıkıyor. Gelecek hafta 4 eyalette etkinlikte bulunacak Barack Obama ve son haftada Joe Biden'la birlikte seçim etkinliklerine katılması bekleniyor Barack Obama'nın. Serdar. Serhan, koronadan lafı açmışken Amerika genelindeki koronavirüs vakalarını da senden alalım. Ki bu dönem Amerika'da Cadılar Bayramı kutlamaları oluyor. İşte Şükran Günü insanlar bir araya geliyor. Tabii vaka sayısını arttıracak endişesi var. Dün artıştaydı verdiğin rakamlara göre. Bugün yeni veriler nasıl? Dün önceki gün için artış oranını vermiştik. 36 eyalette arttığını söylemiştik. İşte dünle ilgili veriler de çok farklı değil. 35 eyalette artışta. Ancak vaka sayısında önemli artış söz konusu. Yaklaşık 60 bin yeni vaka tespit edildi dün Amerika'da. Bunun önemli bir kısmı da Orta Batı eyaletlerinde, ki bu son 2 ayın rekoru olarak nitelendiriliyor. Özellikle Orta Batı eyaletlerinde Wisconsin eyaleti dikkat çekiyor. Eyaletten gelen haberlere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yaklaşık %90'ı dolmuş durumda. Milwaukee'de sarı hastaneleri kurulmaya başlandığı yönde haberler geliyor. Özellikle Kuzey ve Güney Dakota eyaletlerinde de nüfusa oranla vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artmış görünüyor. İşte tam bu gelişmelerde tatil sezonu dediğimiz günlerin yaklaşmakta olduğu bir döneme denk geliyor. Özellikle bununla ilgili uyarılar var. Anthony Fauci, Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki isim. İşte aile bir araya gelmelerine dikkat çekti Anthony Fauci. Şükran Günü'nde genelde Amerika'da aileler, çocuklar, anne babalar bir araya geliyor. Yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. İşte Fauci buna dikkatli olun dedi. Bu seneki Şükran Günü öncekilerden farklı olabilir dedi. Çünkü bu buluşmaların bile virüsün yayılmasını hızlandırabileceğini söyledi Anthony Fauci. Benzer bir uyarıyı CDC direktörü, Hastalıkları Kontrol ve Önlem Merkezi Direktörü Robert Redfield de gündeme getirmişti ve küçük bir araya gelmelerin bile virüsün yayılma hızını arttırdığını vurgulamıştı. Bununla birlikte toplum bağışıklığı tartışılıyor Amerika'da özellikle son günlerde, ki Başkan Donald Trump'ın aslında bunu gizliden gizliye destek verdiği iddiaları var Amerikan medyasında. İşte bugün 80 uzman bu konuda bir yazı kaleme aldılar Lancet dergisinde ve toplum bağışıklığının çok tehlikeli ve çok yanlış olacağı uyarısında bulundular. Milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini belirttiler Amerika'da. Seçime çok az kaldı. Seçim ve koronavirüsü gündemin en üst sıralarında, büyük ihtimal seçime kadar böyle devam edecek ve büyük ihtimalle de seçimden sonra bu iki konu Amerika'nın kamuoyunun gündeminde en üst sıralarda olacak Serdar. Seren Akif Akyıldız, teşekkür ediyoruz. Hem seçim meydanlarındaki son detayları hem de koronavirüs vakalarındaki artışı bizlere anlattı. Amerika'nın diğer bir gündem maddesi bugün de son günü, hafta boyunca kongreyi meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett'ın Senato Komisyonu'ndaki onay süreci 4. gününde, son gün bugün, biraz önce de söylediğim gibi. Barrett bugünle oturuma katılacak ve neler söyleyecek, işte ona karşı neler, hangi sorular sorulacak. Tabii bu gerekçeler önemli Amerikalılar için. Oylamasının da 22 Ekim'de yapılması planlanıyor. Bugünkü gelişmeler nasıl? Özlem Tınaz karşımızda.
Özlem, nedir bugünkü beklentiler? Herhangi bir açıklama var mı? Pazartesi günü yapılan açılış konuşmaları ve kimi zaman hararetli gergin geçen 2 günün ardından bugün oturumun 4. ve son günü, senin de söylediğin gibi. Bugüne kadarki oturumlar boyunca Yargıç Barrett görüşleri, özellikle tartışmalı konulardaki görüşleri, bundan sonra izleyeceği yollarla ilgili sorulara yanıt verdi. Kimi zaman keskin çıkışları, sert yanıtları oldu ama bugün Barrett oturuma katılmıyor. Dışarıdan tanıklar var. Demokratlar bazı tanıkları davet ettiler. Özellikle Obamacare sağlık sigortasından yararlanan aileler bu sigortanın onlara katkılarını anlatıyorlar. Zira bu konu oturumlarda ön plana çıkan başlıklardan biri oldu. Barrett dünkü oturumda da 10 Kasım'da Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek ve milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetine erişimini etkileyebilecek bu davanın gündeme gelmesi üzerine eski Başkan Barack Obama döneminin sağlık sigortası yasası olarak bilinen hesaplı sağlık hizmetleri yasasına düşman olmadığını söyledi. İşte bugün demokratlar tanıklarla destekleyecekler bu konudaki görüşlerini. Bugün Amerikan Barolar Birliği'nden 8 uzman da dinleniyor. Bu 8 ismin 4'ü demokratlar, diğer 4'ü ise cumhuriyetçiler tarafından seçildi. Barrett'ın bir yargıç olarak mesleki yeterliliği, adalet anlayışı, bu konudaki mizacı, dürüstlüğü, objektifliği değerlendiriliyor. Daha sonra Adalet Komisyonu ki cumhuriyetçilerin liderliğinde olduğunu belki de bu noktada eklemekte fayda var. İşte bu komisyon Barrett'ın adaylığını oylama sürecini başlatacak ve bu konudaki komisyon oylaması, senin de söylediğin gibi, 22 Ekim'de, yani gelecek hafta Perşembe günü yapılacak. Ve ardından 23 Ekim'de, hemen ertesi günde, Senato'nun gündemine taşınacak bu konu. Ve 26 Ekim haftasında, hafta başında Senato'da oylanması bekleniyor Barrett'ın adaylığının. Bugün Demokrat Senatör Dick Durbin 22'sindeki yani komisyondaki oylamanın ertelenmesi talebinde bulundu ama Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham bu talebi reddetti. Durbin buna gerekçe olarak iki azınlık üyenin olmamasına gerekçe gösterdi ama Graham bu gerekçeyi kabul etmedi ve eğer tam tersi olsaydı demokratların da aynı şekilde davranacağını söyledi. Hatta bu sorunun geçmişte de yaşandığını hatırlattı ve eğer gelecekte aynı şey sizin başınıza gelse siz de benim yaptığımın aynısını yaparsınız diye yanıt verdi bu talebe. Ve komisyonun planlanan şekilde çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Yine bir başka demokrat, Senatör Richard Blumenthal'dan aynı yönde bir çağrı geldi. Sürecin aceleye getirildiğini ve değerlendirme için yeterli zaman tanınmadığını savunarak oylamanın ertelenmesini istedi. Ki demokratların zaten onay sürecini seçim sonrasında bırakmak istediğini düşünürsek çok da şaşırtıcı bir durum değil bu. Hele de seçim sonuçlarının Anayasa Mahkemesi'ne taşınması olasılığı hesaba katıldığında demokratlar belli ki ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklar bu konuda Serdar. Şimdi Amerikalıların diğer gündeminde olan bir konu, koronavirüs salgınında yardım paketinin ne zaman çıkacağı. Başkan Trump sabah saatlerinde kapsamlı bir yardım paketinin onaylanması çağrısını yenileyerek "imzalamaya hazırım" mesajını verdi. Gün içinde de 1 trilyon 800 milyar dolarlık son teklifini de arttırabileceğini söyledi ki demokratlar da bunu istiyor. Bu bir geri adım mı? Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den de açıklamalar var. Son gelişmeler nasıl Özlem? Demokratların 2 trilyon 200 milyar dolarlık tekliflerine karşı verilen 1 trilyon 800 milyar dolarlık teklifin yetersiz olduğu için reddetmişti demokratlar. Ülkenin ulusal stratejisine, eyalet ve yerel yönetimlere ve işsizlik ödemeleri başta olmak üzere birçok konuda yetersiz kaldığını, hatta dahil edilmediğini savunmuşlardı. Dün yayınımızda aktarmıştık, Maliye Bakanı Steve Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yine 1 saat süren bir görüşme yapmış ve bugün de görüşme kararı almışlardı. Maliye Bakanı 3 Kasım seçimlerinden önce anlaşmanın çok zor olduğunu söylemişti. İki taraf arasında görüş ayrılıklarının sürdüğünü, hatta birçok konuda mesafe alınamadığını dile getirmişti. Dün Washington'daki bir düşünce kuruluşunda katıldığı bir konferansta. İşte orada sarf ettiği ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce bu paketin üzerinde anlaşmaya varmanın zor olduğu şeklindeki sözlerine açıklık getirdi bugün. Söylemek istediğim, seçimlerden önce anlaşmanın zor olduğu ama denemeye devam edeceğimiz yönündeydi dedi. Anlaşma olasılığı bulunmadığını söylemek istemiyorum dedi. Bazı ciddi meseleler var, o kadar diye konuştu. Trump yönetiminin Demokrat Parti'nin koronavirüsü test stratejisiyle ilgili taleplerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların korona yardım paketi yasası üzerinde uzlaşmaya varmayı engellemesi izin vermeyeceğini söyledi.
Bugün Pelosi ile konuştuğumda ona test meselesinin anlaşmaya varmaya engel olmasına izin vermeyeceğimi söyleyeceğim ifadesini kullandı. Temelde demokratların test konusunda kullandıkları dili bazı küçük değişikliklerle kabul edeceklerini de dile getirdi. Kongrenin bu yılın başında onayladığı 300 milyar doları havayolu şirketleri ve küçük işletmelere yeni acil yardım olarak yönlendirilmesine öncelik verdiğini de belirtti Mnuchin. İşte tüm bu yaşanan gelişmeler sırasında Başkan Donald Trump bugün Fox Business kanalına bir röportaj verdi ve demokratların yetersiz bulduğu 1 trilyon 800 milyar rakamını artırmayı arzu ettiğini söyledi. Hatta bu konuda Pelosi ile bugün de görüşen Mnuchin'a masaya daha büyük bir teklif koyması konusunda talimat verdiğini açıkladı. Ama bu rakamın demokratların teklif ettiği 2 trilyon 200 milyar dolara ulaşmayacağını da net bir şekilde ifade etti Trump. Bu rakamın içinde koronavirüsün neden olduğu ekonomik etkiler dışında unsurları da kapsadığını, salgınla ya da salgın etkileriyle ilgisi olmayan konular olduğunu, işte bu yüzden de bu rakama çıkmayı reddettiğini söyledi Trump. Önceliklerinin Amerikan işçileri olduğunu söyledi ve Trump bu teşvik paketini istiyoruz dedi. Yine Pelosi'ye yüklendi ve Pelosi'nin bu paketin 3 Kasım seçimlerinden önce geçmesini istemediğini, bunun cumhuriyetçilere zarar vereceğini düşündüğünü iddia etti. Ama Trump'ın bu son açıklamasına Mitch McConnell'dan destek gelmedi. Cumhuriyetçilerin bu konuda istekli olmadıklarını söyledi. Serdar, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Özlem Tınaz, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Tabii esas sorun bu yardımın miktarından çok yardımın nerelere, kimlere verileceği, seçimde kime avantaj sağlayacağı demokratların kafasındaki en büyük soru işaretlerden birisi bu. Şimdi bugün biliyorsunuz Perşembe ve her Perşembe işsizlik maaşı başvuruları oluyor. Amerika'da işsizlik maaşı başvurularının geldiği gün bugün geçen haftaya göre rakamlarda bir yükseliş olduğunu görüyoruz ki bu Ağustos ayından beri en yüksek rakam düşüşteydi. Aslı Pelit New York'ta, bakalım neler söyleyecek. Aslı, verilerin yüksek gelmesi nasıl yankılandı, bize anlatır mısın? Evet Serdar, hatırlarsan Nisan, Mayıs, Haziran aylarında hatta bu rakamların işsizlik oranının aslında iki basamaklı sayılara çıktığı dönemlerde de Perşembe günleri bu haberi konuşmuştuk. Bu rakamlar oldukça düştü son birkaç ayda, özellikle yaz aylarında ekonominin ve tabii vaka sayısının azalmasıyla Amerika'da işsizlik başvurularını yapan Amerikalıların sayısında bir azalma görmüştük. Ancak demin Serhan'ın da anlattığı gibi vaka sayılarındaki yükseliş tekrar bazı işyerlerinin kapanmasına sebep olduğu için ilk kez Ağustos ayından beri işsizlik maaş başvurularında bu hafta yükseliş göründü. 10 Ekim'de biten haftada rakam 898.000'e yükseldi ve bu beklenmedik bir artış olarak görülüyor. Ancak uzmanlar bunun tekrar yükseliş trendine geçmesinin de oldukça mutlak bir durum olarak görmeye başladılar Amerika'da rakamların vaka sayısının artması yüzünden. Şöyle bir not kaydedelim. %15 Temmuz ayında %20'ye kadar yükselen işsizlik aslında işsizlik oranı Amerika'da 7.9'a düşmüş durumda şu an itibariyle. İlk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısında da hafif bir düşüş görüyoruz. 480 binden geçtiğimiz hafta 394 bine inmiş. Bu hafta ilk defa tekrar başvuranların, ki bu insanlar biliyorsunuz kontratlı olarak çalışan insanlar, kendisi için çalışan olarak kişiler değil, maaşlı olarak iş yapan kişiler, yani bu iş yerlerinin kapandığına işaret eden bir veri. O yüzden de Serdar, Amerika'nın %3,5 pandemi öncesinde %3,5 olan işsizlik oranına ne zaman döneceğini özellikle de bu politik ve pandemi sırasında öngörmek çok zor. Aslı, doğal olarak seçim öncesi bir belirsizlik yaşanıyor Amerika'da, tabii her alanda. Peki bu piyasaları nasıl etkiliyor? Bugünkü veriler nasıl geldi? Bize anlatır mısın? Evet, Amerikan piyasaları biliyorsunuz aslında pandemi döneminde beklenmeyecek kadar iyi bir performans gösterdi. Hepimizi şaşırtarak Amerika'nın özellikle en büyük 3 endeksinin %20'lerin üzerinde yükselmiş bu dönemde aslında ekonomi sağlam mı
sorusunu gündeme getirdi. Ancak bir taraftan Avrupa'da yaşanan gelişmeler, Avrupa'da İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya'nın da tekrar tedbirleri sıkılaştırma yönüne gitmesi, bir taraftan bir türlü Washington'da açıklanmayan yardım paketi, stimulus paketiyle ilgili olarak yaşanan sıkıntılar Amerikan piyasalarında son birkaç seansta daha tehlikeli, daha riskli listeleri yatırımcıların ellerinden çıkarmasına sebep oldu ki bu sabah itibariyle endeksler %1 oranında düşüşte açıldılar. Peki bir taraftan şunun da söylemekte yarar görüyorum. Amerika'nın ekonominin aslında nabzını tutan biliyorsun çeyrek raporları açıklanmaya başlandı. %3. çeyrekte Amerika'nın en büyük şirketleri banka sektörüyle başladık. Bilanço açıklamasına Amerika'nın en büyük yatırım bankaları çok pozitif bilançolar açıkladılar. Mesela bu sabah Morgan Stanley alım satım işlemlerinde 3. çeyrekte %22'ye varan bir yükseliş gösterdiğini gördüğünü açıkladı gelirinde. Bundan öncesinde sadece o da değil JP Morgan, Citibank ve tabii Goldman Sachs gibi yine çok büyük bankaların pozitif raporlarını dinledik. Normalde böyle bir rapor açıklandığı zaman piyasalara bu direkt olarak yükseliş olarak yansırdı. Ancak senin de söylediğin gibi politik belirsizliklerin etkisinde Wall Street daha temkinli davranıyor gibi görünüyor. Ancak eğer Washington bu stimulus paketini bir an evvel açıklarsa tekrar piyasaların rahatlayacağını düşünüyor uzmanlar. Peki diğer önemli bir notumuz da şu ilgili yine Goldman Sachs'ın bir stratejistlerinin verdiği bir raporu açıklamak istiyorum. Bugün itibariyle teknoloji hisselerini önermemeye başladı Goldman Sachs. Bunun yerine banka ve otomotiv sektörü hisselerini öneriyor. Bunun sebebi de Amerika'nın içinde bulunduğu politik, ekonomik ve tabii ki de pandeminin etkisinde küçülen sektörlerin tekrar büyümeye doğru gideceğini düşünüyor stratejistler, görünen o ki. Ayrıca gıda sektörü, tütün sektörü gibi geçtiğimiz iki çeyrekte çok yükselen hisselerinde tekrar düşmesi bekleniyor. Yani anlayacağınız o yapılan ekmekler, yenilen yemeklere son verecek Amerika ve daha sağlıklı bir döneme doğru gidecek gibi görünüyor. Ama hep beraber izleyeceğiz Serdar. Bakalım seçim sonrasında nasıl bir Amerika olacak, göreceğiz. Amerika'nın ekonomik gündemini finans piyasalarının merkezi New York'tan Aslı Pelit'ten aldık. Şimdi Avrupa'ya geçelim. Avrupa Birliği liderleri koronavirüs mücadelesi ve Brexit ana dosyalarını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Ancak Rusya ve Türkiye'ye yaptırım konuları da gündemde. Zirve öncesi AB'li yetkililerden birbiri ardına Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. Paris'te Arzu Çakır bizi bekliyor. Arzu, AB zirvesinde Türkiye konusunda nasıl bir gündem var? Nasıl gündeme geliyor Türkiye ve açıklamalar ne yönde? Serdar, aslında bu hafta Türkiye'yi çok fazla konuşmamayı hayal ediyordu Avrupa Birliği. Çünkü kendi dosyaları oldukça ağır. Senin de belirttiğin gibi Brexit bir numaralı dosya. Çok ağır bir dosya. Artık sona yaklaşılıyor. İngiltere 31 Ocak'ta kapıları kapattı, çekti gitti. Ama nasıl gidecek? Anlaşmalı mı gidecek? Anlaşmasız mı gidecek? Serbest ticaret anlaşması imzalanabilecek mi birlikte İngiltere arasında? Bütün bunlar çok önemli sorular. Birliğin geleceğini, kaderini ilgilendiren sorular. Diğer tarafta COVID-19 artık Avrupa'da ikinci dalga çok sert vuruyor. İkinci dalga başladı. Özellikle Avrupa'nın dinamik ülkelerinde çok sert yaşanıyor. Bu dolayısıyla bu iki dosya ve COVID-19 nedeniyle Avrupa Birliği'nin bulduğu 500 milyarlık kredinin nasıl ülkelere dağıtılacağı konusunda çok hayati önem taşıyor. İşte bu iki hayati önem taşıyan dosya bugün konuşuldu. Rusya'ya yaptırım konusunda sabah bir açıklama geldi. Türkiye'ye yaptırım konusunda yeniden ele alınabileceği açıklamalara geldi. Bugün bize komisyondan yapılan açıklama, Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklama, yarınki toplantıda Rusya ve Türkiye'ye konuları yeniden, krizleri yeniden gündeme gelecek ve yaptırım olmayacağı konusu yeniden tartışmaya açılacak. Ama bu tabii yaptırım geleceği yarın anlamına gelmiyor. Rusya konusunda sembolik bir yaptırım açıklaması geldi. Navalny'nin zehirlenmesi, muhalif Navalny'nin zehirlenmesinin Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan gerçekleşemeyeceğine karar verdi Avrupa Birliği ve bu nedenle de Putin'in yanındaki 6 kurmayını, iş adamı ve yöneticisi, bürokratı 6 kişiye
yaptırım uygulayacak, hesap yasakları, Avrupa'ya giriş yasağı gibi bir takım yaptırımlar, sembolik yaptırımlar uygulanacak. Peki Türkiye konusu nasıl gündeme gelecek? Bunun ipuçlarını bugün Jean-Yves Le Drian ve Heiko Maas verdi biraz. Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları bugün Weimar üçlüsü toplantısı için Paris'telerdi zirveden önce ve sonra bir açıklama yaptılar ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin 13 reis gemisini yeniden sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz sularına, Doğu Akdeniz'e göndermesinin provokatif bir davranış olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni yeniden kışkırtan bir takım adımlar attığını dile getirdiler ve bunun mutlaka gündeme gelmesini istediler. Heiko Maas bir haftada dedi, bir hafta izleyeceğiz dedi. Josep Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ise aralığa kadar Türkiye'ye süre verdik, bu konu izlenecek aralığa kadar dedi. Yarın bu konu tartışılacak ama hemen bir yaptırım kararı çıkmayacak gibi görünüyor Serdar. Arzu, şimdi Macron'un Paris ve 8 ilde sokağa çıkma yasağı tartışılıyor. 20 milyon kişiyi etkileyecek. Nasıl yankılandı? Çok ağır tabii yankıları. Çok ciddi anlamda gece artık biz 21'den sonra dışarı çıkamayacağız. 20 milyon insan saat 21'den sonra evlerine kapanacak anlamına geliyor bu. Emmanuel Macron herkesten destek istedi. Lütfen bu kurallara uyalım, yoksa Mart ayında yaşadığımız kabusu yeniden yaşarız diyerek bunları anlattı. Fransızlar anketlerde görülüyor ki bu uygulamalara destek verecekler ama ikna olmuş da değiller. Hükümetin COVID yönetimiyle ilgili, koronavirüsü salgınıyla ilgili yönetimini çok ciddi eleştiriyor. Bu konuda soruşturma da başlatıldı hatta ilk COVID yönetimiyle ilgili. Ve bugün 4 ayrı bakanın, eski ve yeni bakanın evine ve eski başbakanın evine polis baskın düzenledi. COVID yönetimiyle ilgili bilgisayar ve belge ve dokümanlardan bilgi toplamak, delil toplamak amacıyla ciddi anlamda sarsılıyor Fransa koronavirüsü yönetimiyle. Neden? Çünkü bugün yeni bir rekora daha imza attı Fransa. Bir günde, yani son 24 saat içerisinde vaka sayısı 30 bini aştı bugün. Oldukça yüksek bir rakam bu. Bunun ateşi düşürülemiyor vaka sayısının. Ölü sayısı ise 88'i buldu. Dün 100'e yaklaşmıştı. Bugün 88. Dolayısıyla yoğun bakımdaki hasta sayısını, hasta rakamları da giderek sıcak bir şekilde artmaya başlayınca Fransa korktu. Paris gibi, Grenoble gibi, Saint-Étienne gibi, Marsilya gibi büyük kentlerde 21'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulayacak. Fakat bunun karşılığında bir takım sektörler, örneğin kültür, sanat, bar, restoran, sinema, tiyatro, opera gibi Paris'in can damarı olan sektörlere de devlet desteği olacak. Krizden zarar görenlere, çünkü bu sektörlerde işsizlik devam edecek, devlet maaş ödemeye devam edecek, düşük maaş alanlara maaş takviyesi yapılacak. Buna benzer pek çok önlem alınacak ama koronavirüsü nedeniyle çok büyük bir kriz yaşanacak. Görünen o ki ekonomik kriz aynı zamanda Fransa'da. Bugün Avrupa Konseyi toplantısında, liderler zirvesinde Ursula von der Leyen, yani komisyon başkanı dahi bu virüse yakalandı ve hemen toplantıyı terk etti. Burada pek çok bakan bu virüse yakalandı. Her gün binlerce kişi, 30 bin kişi bu virüse yakalanıyor. Özellikle ölü sayıları yükseliyor. Dolayısıyla buna çözüm bulmak zorunda Fransa hükümeti. Zira Macron 2022'de bu işi çözen cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gitmek istiyor Serdar. Arzu Çakır'a da teşekkür ediyoruz. Haberlerimize amerikanınsesi.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Serdar Cebe. Herkese başkent Washington'dan iyi akşamlar. Sağlıkla kalın.